aşkıyla döner dost meydanında. Ateş gülü olup yanarsın azen, canını bulmuştur kendi canında. Döndükçe Mevla'yı anarsın azen, döndükçe Mevla'yı anarsın azen. Topladım günleri, düştüm yollara. Yolum yine uzar patikalara. Mevlam rahmeyliyor bütün kullara. O yüce Resul'e ben gidiyorum. Mevlam rahmeyliyor bütün kullara, o yüce Resul'e ben gidiyorum. Açılsın da yollar sana geleyim, açılsın da yollar sana geleyim. Öyle özledim ki seni ey Resul, öyle özledim ki seni ey Resul, öyle özledim ki seni ey Resul, öyle özledim ki seni ey Resul. Yoruldu yüreğim dert çeke çeke, kurudu gözlerim yaş döke döke. Yolların üstüne gül eke eke, o yüce Resul'e ben gidiyorum. Yoruldu yüreğim dert çeke çeke, kurudu gözlerim yaş döke döke. Yolların üstüne gül eke eke, o yüce Resul'e ben gidiyorum. Yolların üstüne gül eke eke, o yüce Resul'e ben gidiyorum. Açılsın da yollar sana geleyim, açılsın da yollar sana geleyim. Öyle özledim ki seni ey Resul, öyle özledim ki seni ey Resul, öyle özledim ki seni ey Resul, öyle özledim ki seni ey Resul. Bu yolun sonunda Medine vardır. Hasreti, hasreti gönlümde yanar yıllardır. Her mevsimi güldür, yeşil bahardır. O yüce Resul'e, o yüce Resul'e ben gidiyorum. Bu yolun sonunda Medine vardır.
hasreti gönlümde yanar yıllardır. Her mevsimi güldür, yeşil bahardır. O yüce Resul'e ben gidiyorum. Her mevsimi güldür, yeşil bahardır. O yüce Resul'e ben gidiyorum. Açılsın da yollar, sana geleyim. Açılsın da yollar, sana geleyim. Öyle özledim ki seni ey Resul. 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 Efendim Konya'mızdan, Hazreti Pir'imizin diyarından sevgiler, muhabbetler ve esenlikler dileyerek siz değerli izleyenlerimize. Hepiniz ekranlarınız başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bilmiş olduğunuz üzere bugün inşallah Nideli Muhammed Hocam'la beraber inşallah geçen hafta kaldığımız yerden, müttakilerden ve müttakilerin özelliklerinden bahsetmeye devam edeceğiz. Hocam öncelikle hoş geldiniz, hoş sefalar olduk. Getirdiniz. Allah razı olsun. Nasılsınız, sefalar. İyisiniz inşallah. Elhamdülillah kıymetli hocam, siz nasılsınız, iyisiniz inşallah. Şükürler olsun, Rabbimize hamd ediyoruz. Allah yine ihsan eylesin. Hamdimiz, şükrümüz daim olsun. Amin, Rabbim artırsın inşallah. Açılsın, amin. Açılsın da yollar sana geleyim dedik. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e muhabbetimizi, özlemimizi şöyle bir daha canlandırdık. Evet, eyvallah. Gönlümüzde. Allah razı olsun. Bugün müttakilerden bahsetmeye yine devam edeceğiz. Özelliklerinden, birkaç özelliklerinden bahsetmiştik. İsterseniz şöyle yapalım. Geçen hafta nelerden bahsettik? Şöyle kısaca bir toparlarsanız müteakibinde inşallah evet. Kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi Kur'an-ı Azimüşşan'da Bakara suresinde Cenab-ı Hak Celle Celaluhu buyuruyor. Estaizu billahi liflamim. Zalikel kitabu la raybe fihi hüdellil muttakin. Bu Kur'an-ı Azimüşşan evet. Muttakiler için, takva sahibi kullar için bir hidayettir, yol gösterici bir kitaptır. Demek ki Kur'an-ı Azimüşşan münafıklar için, kafirler için yol gösterici bir kitap değil, ancak müminler için yol gösterici bir kitaptır buyuruyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Dolayısıyla Kur'an-ı Azimüşşan'ın ayetleri münafıklara, kafirlere okunduğu zaman, duydukları zaman bu kafirlerin ve münafıkların ancak küfrünü artırır. Evet. İman edenlerin ise Kur'an'ın ayetleri okunduğu zaman onların imanını artırır. Semi'na ve ata'na. İşittik ve itaat ettik derler. Dolayısıyla Kur'an-ı Azimüşşan muttakiler için. Ya muttaki kimdir? Yani takvayı tercih eden, yani ruhsatla amel eden değil de azimetle amel edenler için, muttaki kullar için. Onu da açıklamıştık geçen hafta. Muttaki kime deniyor idi? Allah Celle Celaluhu'nun seni görmeyi istemediği yerde bulamaması, bulmayı istediği yerde de seni kaybetmemesi muttakiliğin en önemli şartlarından bir tanesiydi. Dolayısıyla Cenab-ı Hak... Yani şöyle diyeceğiz değil mi hocam? Cenab-ı Hak neyi yap dediyse yapacak o insan, nelerden sakındırdıysa onlardan da sakınacak. Hatta şüphelilerden dahi sakınacak. Kaçacak bir kimsedir muttaki. Yani haramı helali geçtik. Acaba şunu yapmak haram mıdır, helal midir? Şüpheye düştü. İşte bunu terk ediyorsa bu kişi muttaki sınıfına dahil olan kişi demektir. Dolayısıyla Mevla Teala Hazretleri Kur'an-ı Azimüşşan'a ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Vallahu veliyyul muttakin. Allah Teala Hazretleri ancak muttakilerin dostudur. Casiye suresi 19. ayet-i kerimede. İnnallaha yuhibbul muttakin buyuruyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Tevbe suresinde. Allah Teala Hazretleri ancak muttaki olan, yani takva sahibi olan kulları sever. Bak burada çok önemli. Ancak takvayı tercih eden, yani kılı kırk yararcasına dini, mübini, İslam'ı yaşamaya çalışan
kullarını sever buyuruyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Ve Cenab-ı Hak Celle Celaluhu mutakireleri Kur'an-ı Azimüşşan'da Rabbimizin birçok ayet-i kerimeleri var. Ama geçen hafta bunlara kısaca değinmiştik. Muttakilerden bahsederken Rabbimiz Bakara suresinde onların özelliklerinden bize bahsediyordu. Muttakiler öyle kimselerdir ki ellezine yuqimune salate, onlar namazlarını ikame ederler. Biz ne dedik? Namaz kılmak hususunda insanlar dört tabakaya ayrıldılar. Birincisi ne namazı tasdik etti ne tasdik ettiler ne de namazı ikame ettiler. Yani bunlar Ebu Cehil, Ebu Leheb gibiler. Allah'a da kabul etmiyorlar zaten. Namazı da kabul etmediler, tasdik etmediler. Bunlar cehenneme gidecekler. Mevla onlara soracak. Ma selekeküm fi sekar, sizi cehennem ateşine düşüren şey nedir diyecek. Onlar buyuracak ki cehennemde galu lemleküm nel musallin, ya Rabbi biz dünyadayken namaz kılıcılardan değildik diyecekler. İkinci grupsa namazın farz olduğunu kabul ettiler. Toplumumuzda çok böyle. Namaz farz mıdır? Farzdır. Peki kılıyor musun? Kılmıyorum. Namazın farz olduğunu kabul ettiler. Namaz kılmamanın günah olduğunu kabul ettiler. Namaz kılmadıkları zaman cezaya düçar olacaklarını kabul ettiler. Evet. Ama namazı hiç kılmadılar. Bunlar için Cenab-ı Hak ne buyuruyor Estağfirullah? فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ اَذَاءُ السَّلَاةَ وَتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْغَوْنَ غَيَّ. Namazı zayi eden, şehvetlerine tabi olan kötü bir nesil çıktı diyor. Yakında onları cehennemdeki gayya kuyusuna atacağız diyor. Allah cümlemizi bu sınıfa girmekten de muhafaza eylesin. Amin. Yani namazı kabul ettiği halde hiç namaz kılmamaktan, secde etmemekten, rükû etmemekten bizi muhafaza eylesin. Çünkü Rabbimiz Kur'an-ı Azimüşşan'da verke'u ma'rraki'in, rükû edicilerle beraber rükû edin. Secde edicilerle beraber secde edin. Oysa ki kulun Rabbi ile buluşmuş olduğu en yüce makam secde makamıdır. Aynen öyle. Ve secdede yapılan dualar reddolunmaz buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama bir tanesi çıkıyor şimdi. O da hoca, sözde hoca. Efendim diyor namaz Emevilerin uydurmasıdır. Haşa. Hatta Muaviye'nin diyor uydurmasıdır. Namaz diyor bu ümmetin başına en büyük beladır. Aslında bu hocanın kendisi milletin başına en büyük bela. Bunun gibi hocalar, bunun gibi insanı imandan, İslam'dan uzaklaştıran hocalar, ayetin itikadı bozuk olan hocalar ümmetin başına en büyük beladır. Bu ümmet bunun gibileri dinlediği müddetçe yolumuzda şaşırırız, izimizde şaşırırız. Namaz ümmetin başına bela olabilir mi ya? Namazla ilgili Kur'an-ı Azimüşşan'da yüzlerce, yüzü geçik ayeti kerime var. Hocam şuna dikkat etmek lazım diye düşünüyorum. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem Deccal'den daha çok Deccalciklerden korkarım diyor ashabıyla oturduğu zaman değil bunlar mi? Bunlar Deccalcik bile değil yani. Onlar daha kimlerdir ya Resulallah? Hani Deccal'i özellikleriyle tarif ettin de Deccalcik kimlerdir? Onlar saptırıcı önderlerdir, saptırıcı liderlerdir. Ha, şimdi onlar kendi heva ve heveslerine göre fetva veriyorlar. Kur'an ne diyor? Hadis-i şeriflerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neler buyuruyor? Hayatında neler yapmış? Onlara bakmıyorlar. Ama onlar bu hadis-i şerifleri de inkar ediyorlar zaten. Onlar da inkar sıkıntı ediyorlar. Sıkıntı orada. Yani bu hadis-i şerifi kabul etmiyor ki. Bırakın hadis-i şerifleri kabul etmemeyi. Artık Allah Celle Celaluhu'nun Kur'an-ı Azimüşşan'da kesin emri olan namazın ümmetin başına bela olduğunu söyleyecek kadar bela ve musibet bir insan. O zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Nebevi'yi niye inşa ettirdi? Medine'den, Mekke'den Medine'ye hicret ederken ilk defa Küba Mescidini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem niye inşa ettirdi? Osmanlı dedelerimiz bu kadar camiler yaptırmışlar. Hepsi yanlış yaptılar. Büyük Allah dostları eksik yaptılar. Bu efendim, bu zat hepsini tanımıyor, hepsini siliyor. Bu her şey herkesten daha İslam'ı, dini daha iyi biliyor. Ama en üzüldüğümüz nokta bunun peşinden giden, ümmetin başına namaz beladır dendiği zaman alkışlayan, onlara alkış tutan insanlarımız var, cahil kardeşlerimiz var. Allah onların da uyanmasını nasip eylesin. Hidayet nasip namaz eylesin, evet inşallah. Allah uyanmalarını nasip eylesin. Bu hal üzere gitmesinler çünkü eza-u sala, namazı zayi edenler diyor Allah bak. Şehvetlerine tabi olanlar. Şu nesle baktığımız zaman, yavrularımıza, gençlerimize baktığımız zaman ne yazık ki şehvetleri ne derse, nefislerimiz ne derse, şeytan ne derse onu yapan, Allah Celle Celaluhu'nun emrini zayi eden, namaz emrini zayi eden kötü bir nesil çıktı diyor. Demek ki Allah bu neslin çıkacağını bildiği için bu ayeti kerimeyi söylemiş. Bunlar ikinci grup. Şimdi bir de üçüncü grup var. Bunlar kim? Bunlar da namazı bazen kıldılar, bazen kılmadılar. Aç kapa Atema gibi yani.
Bazen kılıyor, bazen kılmıyor. Veya adam diyor ki hocam diyor gıl gıl usandık diyor. Bitesi yok diyor. E mübarek adam yemek yemenin de bitesi yok. O zaman yemek de yeme. Su da içme o zaman. Suyu da her gün içiyorsun. Allah'ın vermiş olduğu havayı her gün teneffüs ediyorsun. Etme o zaman. Allah'ın verdiği gözle her gün bakıyorsun. Dille konuşuyorsun, elle tutuyorsun, ayakla yürüyorsun. Yapma o zaman. Dolayısıyla namaz en büyük ibadettir. En büyük zikirdir. Rabbimiz bu namazı bazen kılıp bazen kılmayanlar için ne buyuruyor? Bak Kur'an'da. Ben söylemiyorum. Kızan varsa, darılan varsa ayete kızacak, Allah muhafaza buyursun. Muhammed Hoca'ya değil. Biz sadece ayetleri naklediyoruz. Bak Rabbimiz buyuruyor sadece billah. İnnel münafikine yuhadi'unallaha ve huve hadi'uhum ve izâ kâmû ilâs salâti kâmû küsâlâ yurâûnennâse ve lâ yezkurûnallâhe illâ galîlâ. Sadakallâhu'l-azîm. Rabbimiz buyuruyor ki muhakkak münafıklar Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerine hile etmeye çalışırlar. Yani güya Rablerini aldattıklarını zannederler. İman ettik diyorlar ama kalpleriyle, gönülleriyle, ruhlarıyla Allah'a iman etmezler. Böylece de inananları ve Allah'ı aldattıklarını zannederler. Allah-u Teala da onların hilelerinin karşılığını vericidir. Şimdi beni asıl ilgilendiren mevzu ne biliyor musunuz? Allah münafıklardan böyle bahsederken, vasıflarını sayarken ne diyor biliyor musunuz hocam? Onlar namaza kalktıklarında tembel tembel kalkarlar. Bakın. Allah münafıklar namaz kılmıyor demiyor. Üşengel. Münafıklar namaz kılarmış. Ama namaza kalkarken, sabah namazına kalkarken tembel tembel kalkarlarmış. Yakılmayanların hali nice olacak. Allah bizi muhafaza eylesin. Yani namaza kalkmak istemezlermiş. Zorla kalkarlarmış. Birilerinin dürtmesiyle kalkarlarmış. İstemeye istemeye kalkarlar. Allah'ı aldatmaya çalışır. O zaman bir mümin, bir Müslüman sabah namazına kalkarken nasıl kalkacak? İsteyerek kalkacak. Yorganı atacak. Rabbim ben geliyorum diyecek. Senin çağrına geliyorum. Sana secde etmeye geliyorum. Çünkü bütün nimetleri veren sensin diyecek. Eğer bunu yapmıyor, bazen kılıyor, bazen kılmıyorsa feveylül lil musallin. İşte bu vasıflarla beraber namaz kılanların vay haline diyor Allah. Veyl olsun onlara ki onlar ellezinehum an salatihim sahun. İşte onlar namazlardan gafildirler ve namazlarını gösteriş için kılarlar. Rabbim cümlemizi bu gruba girmekten de muhafaza eylesin. Şimdi kaç tane grup saydık hocam? 3 tane grup saydık. Biz kaç grup var dedik? 4 tane grup var dedik. Öyle değil mi? Son grubu da sayalım. Şimdi geleceğiz son gruba. Birinci grubu anladık. Bunları duyduğumuz halde hala namaz kılmazsak Allah bizi iyi eylesin. Namaz en önemli ibadet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabirde İmandan sonra, kabirde imandan sonra bir mümin kula sorulacak ilk sual namazdır diyor kıymetli hocam. Eğer bir Müslüman namaz ibadetinden bir geçerse kabirde, yani namaz sorgu sualinden, blu çağından itibaren namazını kıldıysa, yerine getirdiyse, tadili erkana uyduysa, diğer Allah küçük günahlarına bakmayacak, affedecek, hadi bakalım kulum cennete git diyecek. Ancak İnşallah. Namazda bir sınıfta kalırsa, hani bazıları diyorlar ya, hoca efendi sen benim kalbime bak, benim kalbim temiz, efendim işte namaz kılmasak da olur diyorlar ya. Ya kalp temizliğini ölçücü bir alet mi çıktı, bizim haberimiz yok yani. Kimin kalbi temiz, kimin kalbi kirli biz bilemeyiz ki. Dolayısıyla bir insanın kalbinin temizliği Allah Celle Celaluhu'na karşı olan ibadetinden ortaya çıkar. İbadeti onun ne kadar kalbinin temiz olduğunu gösterir. Allah bu gruplara girmekten cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Bir de üçüncü bir, dördüncü bir grup var ki Rabbimiz buyuruyor. قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ Müminler, inananlar öyle kimselerdir ki اَلَّذ۪ينَهُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Müminun suresi. Onlar namazlarını huşu içerisinde kılarlar. Efendimizin bir hadis-i şerif var. Öyle namaz kılanlar vardır ki onların namazları gökyüzüne çekilir, paçavra gibi suratlarına atılır. Bu namaz namaz değil diye. O namaz kıldığını zanneder. Yani bizim gibi diyelim. Allah bizi affeylesin inşallah. Amin. Huşu içinde namaz kılmak için ne yapmak lazım? İnşallah ona geleceğim şimdi. Öyle namaz kılanlar var ki onların namazları gökyüzüne çekilir, paçavra gibi suratlarına atılır. Neden? Çünkü kıldıkları namaz onları günahlardan alıkoymaz. Yani bir mümini, bir Müslümanı kılmış olduğu namaz günahlardan alıkoyacak. Haramlardan alıkoyacak. Zinadan alıkoyacak. Geçen bir tanesi böyle diyor. Hoca efendi diyor, ben hem zina ederim hem de namazımı kılarım. Onun yeri ayrıdır, onun yeri ayrıdır. İşte senin namazın gökyüzüne çekilip paçavra gibi suratına atılan bir namazdır.
Sen kimi kandırdığını zannediyorsun? Evet. Namaz Allah'ın yasak etmiş olduğu şeylerden seni ne yapacak? Alıkoyacak. Ama bugün ne yazık ki inananlar, inandım diyenler, Allah'ı sevdiğini iddia eden biz Müslümanlar namaza tembel tembel kalkıyoruz. Hatta sabah namazları okunurken kalkmıyoruz. İlimizin, şehrimizin, beldemizin %70'i sabah namazlarında uyuyor, yatıyor. Rabbimiz de buyuruyor, "Kadefle'l müminun." Bütün müminler kurtuluştadır. Hangileri onlar? "Ellezîne fî salâtihim hâşiûn." Onlar namazlarını huşu içerisinde kılarlar. Kur'an-ı Azimüşşan muttakiler için hidayet rehberidir. Kim o muttakiler? "Ellezîne yukîmûne salâte." Onlar namazlarını ikame ederler. Ya bu namazdan kaçış yok. En büyük zikir, en büyük dua, Rabbimizle dertleşme, Rabbimizle muhabbet etme namazdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geldiler. "Ya Resulallah, amellerin en üstünü nedir? En üstün amel hangisidir?" Sahabe-i kiram sordu. Efendimiz buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, "Şu dillerinizin Allah'ın zikriyle ıslak kalmasıdır." buyurdu. Yani bir müminin, bir Müslümanın dili Allah'ın zikriyle ıslak kalacak. Ama bugün bir bakıyoruz Müslümanlara, inananlara, bizlere. Bu dillerimiz şarkılar, türküler, gıybetler, yalanlar, dedikodular, mal almalar, mal satmalar. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nu zikretme hususunda gafiliz. En büyük zikir de namaz işte. En büyük Allah Celle Celaluhu'nu zikretmiş oluyorsun. Bak Rabbimiz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. "Fezkurûni yezkurkum veşkurûli ve lâ tekfurûn." Siz beni zikredin. Siz beni anın ey kullarım. "Fezkurûni yezkurkum." Ben de sizi zikredeyim. Ey kullarım, siz beni zikrederseniz, siz beni anarsanız, yürürken, otururken, kalkarken, yatarken, namazdayken beni zikrederseniz ben de sizi zikrederim. Allah insanı nerede zikreder kıymetli hocam? Tefsir alimleri söylemiş. "Öyle bir günde sizi zikrederim ki annenin oğlundan, babanın kızından, hanımın kocasından, kocanın hanımından kaçtığı, herkesin nefsi nefsi dediği, cehennemin getirildiği, amel defterlerinin önümüze serildiği o mahşer gününde ya Rabbi dediğinizde size cennetimi vermekle ve cemalullahımı vermekle sizi zikredeyim." Hangi şartla? Siz beni dünyada zikredeceksiniz ama. İnsanlar günahların peşinde, isyanların, haramların peşinde koşarken siz Allah'ı zikreden, Allah'a şükreden, Allah'a secde eden, ruku edenlerle beraber ruku eden bir kul olursanız ben de sizi zikrederim. Allah böyle olmayı nasip eylesin. Peki. Amin. Zikreden kullardan olan mı inşallah hocam? Ayet-i kerimede de öyle buyuruyor ya. "Vemen a'rıza an zikri fe inne lehu me'şrun ke ve nahşuruhu yevmel kıyamete." Evet. Her kim ki diyor Allah'ı zikretmekten yüz çevirse ona dünyada dar bir geçim hayatı vardır. Herkes şu anda geçim darlığından şikayet ediyoruz işte. Değil mi? Allah'ı zikretmek geçim bolluğuna da delalet ediyor, evet, o zaman. Evet. Nasıl? Zengin de olabilir insan ama zenginliğini yiyemez. Yani testten başka bir şey yiyemiyor. Yok, nice zenginlerimiz var ki, nice zenginlerimiz var ki ne yazık ki onlar da aynı geçim sıkıntısından dert yanıyorlar. Geçinemiyoruz diyorlar. Niye? Kanaatsizlik olduğundan dolayı işte. İbadetsizlik, namazsızlık, zikirsizlik insanda kanaatsizlik meydana getiriyor. "Ve nahşuruhu yevmel kıyameti âmâ." Yevmi kıyamette de o kimseyi, Allah'ın zikrinden yüz çeviren kimseyi âmâ olarak diriltiriz. Kör olarak dirilteceğiz diyor Allah. "Kâle Rabbi lime haşerteni âmâ ve kad küntü basîrâ." diyor. Dünyada görüyordum, şimdi niçin görmüyorum? "Kâle ketelke etetke hayâtina fenesîdâ." Bizim ayetlerimiz size gelmedi mi? Aynen öyle. Ayetler bize aslında çok açık. Mevla Teala Hazretleri her şeyi beyan ediyor. Niçin? Niçin Cenab-ı Hak bu kadar açık beyan etmiş kıymetli hocam? Ahirette Allah'a hiçbir noktada itiraz edemeyeceğiz. "Ya Rabbi, sen bize peygamber göndermediydin, alim göndermediydin, Kur'an-ı Kerim göndermediydin, onu anlatan hocalar, ulemalar göndermediydin ya Rabbi. Yoksa biz seni zikredecektik, sana ibadet edecektik, sana taat edecektik, günahlardan kaçınacaktık ya Rabbi" diye Allah'a mahşer gününde hiçbir kul bahane sunamayacak. Öyleyse mahşer günü bahanemiz olmayacaksa muttakilerden olmaya gayret edelim. Canını bulmuştu. Thank you.
olan haber duyarmış. Meydanımız meydan oldu, canlarımız hayran oldu. Her dem arşa seyran oldu, hasret koru.
Neyimiz var ki ondan başka, Rabbimizden başka hiçbir şeyimiz yok. Evet, Allah razı olsun hocam. Her şey ona muhtaç, o hiçbir şeye muhtaç değil. Evet. Evet, dördüncü özellikten devam ediyorduk hocam. Evet, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Bu dördüncü tabaka insanlar, bunlar namazlarına devam edicidirler ve namazlarını huşu içerisinde kılarlar. Bakın, namaz kılarlar demiyor çünkü münafıklar da namaz kıldığı için Rabbimiz ne buyuruyor? Onlar namazlarını huşu içerisinde kılarlar. Peki bir Müslümanın, bir müminin namazını huşu içerisinde kılması için ne yapması lazım? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, tahareti olmayanın abdesti olmaz. Abdesti olmayanın namazı olmaz. Namaz bir vücuttaki baş gibidir. Nasıl ki başsız bir vücut hiçbir işe yaramazsa, namazsız bir insan, namazsız bir Müslüman da hiçbir işe yaramaz buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Öyleyse bir Müslüman bu işe nereden başlayacak? Önce taharetten başlayacak. Yani taharetini düzgün alacak. Arkasından abdestini güzel alacak. Arkasından da namazda onun huşusunu bozacak olan her türlü günahlardan sakınacak. Şimdi biz namazdan lezzet alalım diyoruz. Gözlerimiz harama bakıyor. Kulaklarımız haram dinliyor. Dillerimiz haram söylüyor. Ayaklarımız harama gidiyor. Yediklerimiz, yediğimiz lokmalara dikkat etmiyoruz. Faiz vardır, rüşvet vardır. Belki müşterimizi aldattık, kandırdık, yalanla parayı elde ettik. Evet. Bunların hepsi bize gaflet yaptığından dolayı müminler, Müslümanlar namazda lezzet almıyorlar. Bir de namazın hakikaten öyle kardeşlerimiz var ki kıymetli hocam, nasıl kılınacağını, yani namazın içerisinde bile namazın şartlarına riayet etmeyen kardeşlerimiz var. Hani böyle bir hadise vardır biliyorsunuz. Bir tanesi demiş ki birisi namazın içerisinde konuşmuş, yandaki de vurmuş. Namazda konuştun, namazın bozuldu demiş hani. Onun yanındaki demiş ki, ulan demiş, seninle konuştun, seninki de bozuldu demiş. Dördüncü de demiş ki, Allah'a şükür ben hiçbir şey konuşmadım demiş hani. 12 de gitmiş. Şimdi dolayısıyla mübarek adam bakıyorsun namazda göz namazda ceset namazda göz oynaşta camideki pencereleri sayıyor. Efendim camiye kim geliyor kim giriyor? Selamun aleyküm desin, aleyküm selam diye rüküye gidiyor. Böyle namaz olur mu mübarek adam? Yani namazın içinde de namazın şartlarına dikkat edeceğiz. Ta huşu ile namaz kılmak için. Adam rüküye gidiyor. Semi Allahu lümen hamd edemeden doğrulmadan Allahu ekber. Yerde ne var bilmiyorum yani. Dolayısıyla tadili erkana riayet ederekten namazımızı kılacağız. Ama namazın huşu içerisinde olması için baktıklarımıza, konuştuklarımıza, tuttuklarımıza, yediğimiz lokmalara, dinlediklerimize dikkat edeceğiz. Yoksa namazdan lezzet almamakla beraber işte birileri gibi ne yaparız? 3 gün başlar, 4. gün namazı boşlarız. Bir gün kılar, bir gün namazı kılmayız. Niye? Namazdan lezzet almadığından dolayı. Düşünebiliyor musunuz? Bir insan sevdiği birisi, yani çok seviyorsunuz, efendim nişanlısınız diyelim veya nişanlınızla her gün görüşmeyi ister misiniz? İstersiniz. Saatlerce beraber olmayı ister misiniz? İstersiniz. Niye? Çünkü onunla konuşmaktan lezzet alırsınız, tad alırsınız. Peki namaz Allah'ımızla konuşmaktır. Evet. Allah'ımızla buluşmaktır. Allah'ımızı da biz nişanlımızdan da hanımımızdan da çocuğumuzdan da daha çok sevdiğimizi iddia ediyoruz. Hani dilimizde böyle diyoruz. Peki bu kadar sevdiğimizi iddia ettiğimiz, bu kadar canımızı vereceğimizi iddia ettiğimiz, malımızdan, canımızdan, her şeyimizden daha çok sevdiğimizi iddia ettiğimiz Rabbimiz hayyâlel-selâ haydin namaza, hayyâlel-felâ haydin kurtuluşa derken niçin Rabbimizle buluşmak için nişanlımızla buluşmaya gayret gösterdiğimiz kadar gayret etmiyoruz? Sebep nedir? İşte bunun sebebi şudur. Demek ki biz dilimizle sevdiğimizi iddia ettiğimiz Rabbimizi kalbimizle, dilimizle söylediğimiz kadar sevmediğimizin işaretidir. Eğer hakikaten Rabbimizi gönlümüzle, yüreğimizle, canımızı verecek gibi sevsek, değil onun için namaz kılmak, onun için kellemizi bile veririz. Geçen bir tanesi cemaate sordum. Allah için ölür müsünüz? Ölürüz hocam diyor. Ne güzel, Allah selamet versin. Sabah namazına kalk yeter, ölmene gerek yok ki mübarek. Daha sabah namazına kalkamıyorsun sen. Yatsı namazını kılamıyorsun, ölmekten bahsediyorsun. Onun için Cenab-ı Hak Celle Celaluhu namazlarımızı huşu ile kılmayı nasip eylesin. Sağında cennet, solunda cehennem, karşında Kabe-i Muazzama, yukarıda melekler seni takip ediyorlar. Arkanda Azrail Aleyhisselam, selamı verir vermez canını alacakmış gibi namaz kılacaksın. Huşu ile kılmak istiyorsan. Düşün şimdi. Diyecekler ki Cahit hocam öğle namazının son sünnetini bitirdikten sonra canını alacaklar deseler. Bekliyor hazırlarsan. Nasıl kılarsın? Uzattıkça uzatır. Yasin okuyacağına Bakara okumaya başlarsın mesela. Öyle değil mi hocam? Niye? Bitmesin diye. Can gidecek çünkü. İşte böyle bir namaz kılsak
mesele bitecek. Yani Rabbimizle dertleştiğimizi. Bazılar da çabuk kılar hocam, onu da söyleyeyim evet. Yani. Evet. O tabii o sevgililer ağır işte. Hani ben şey şimdi tabii. Şöyle şimdi herkes kendini bilir kıymetli hocam. Şimdi ben kendimi düşünüyorum. Ben uzatırım mesela. Niye? Çünkü pabuç pahalı. Ahirette hesap çetin. Allah hepimizi affeylesin inşallah. Dolayısıyla demek ki Rabbimizle muhabbet ettiğimizi, dertleştiğimizi, buluştuğumuzu, onunla konuştuğumuzu gerçekten idrak etsek mesele bitecek. Ama okuduğumuz surelerin de manasını bilmiyoruz. Yani inandığımız kitabı, Kur'an'ın anlamını bilmekten aciz Müslümanlarız. Her şeyi öğreniyoruz ama kitabı Kur'an'a geldiği zaman bir sürü bahaneler. Ne okuduğunu bilmeyen adam da namazdan lezzet almaz. Hazreti Ömer radıyallahu anh biliyorsunuz. Allah şefaatlerine nail eylesin inşallah. Şefaati inkar edenlere de buradan cevap olsun. Biz inanıyoruz inşallah. Şefaate inanmayanlara şefaat etmesinler inşallah. Bize yetsinler, biz inanıyoruz. Tamam. Hazreti Ömer radıyallahu anh, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazında Musa aleyhisselam ile Firavun'un arasında geçen mücadeleyi anlatan ayetleri okurken Hazreti Ömer o kadar kendini kaptırmış ki mübarek herhalde bir anda Firavun'la karşı karşıya gelmiş gibi yani. Yani manasını bildiği için ne buyuruyor Hazreti Ömer? Ya Resulallah namazın içinde ben orada olsaydım Firavun'un kellesini vururdum diyor. Yani Musa Aleyhisselam'ı korurdum diyor. Bu kadar zulmüne diyor. Namaz bitince ya Resulallah benim namazım bozuldu mu? Hayır ya Ömer, senin namazın bozulmadı. Demek ki namazda nasıl olduğumuz da önemli namazımızın bozulması için. Sen Kur'an'ın ayetlerine kendini kaptırdın ya Ömer diyor. İşte böyle bir şekilde namaz kılarsak Allah'ın izniyle kıldığımız namazdan lezzet alır ve o namazı hayatımız boyu bırakmayız. Peki huşu ile namaz kıldık. Ne var karşılığında? Ülâike humul varisun. İşte bu namazını huşu ile kılanlar var ya, beş vakit namazlarını tam kılanlar var ya, ezanlar okunduğunda buyur ya Rabbi diyenler var ya, işte onlar Firdevs-i Âlâ'ya varis olacaklardır. Ellezîne yerisûnel firdevse hum fîhâ hâlidûn. Ve orada o Firdevs-i Âlâ cennetinde onlar ebedi kalacaklardır. Firdevs-i Âlâ neresidir hocam? Cennetin en üstün ve en kıymetli yeridir. Kim için hazırlanmış orası? Namazlarını ömrü boyunca devam edenler için. Muttakilerin bir şartı da namazlarını kılacak. Rabbim şu andan itibaren namaz kılmayan kardeşlerimize namaz kılmaya başlamayı nasip eylesin. Amin. Allah beş vakit namazımızı huşu ile kılmayı Rabbimiz nasıl istiyorsa, nasıl ne şekilde namaz kılmamızı istiyorsa öyle kılmamızı nasip eylesin. Noksanlarımızı da affeylesin inşallah. Amin. Şimdi geldik üçüncüsüne. Ellezîne yuqîmûne salâte. Ellezîne yu'minûne bil gaybi ve yuqîmûne salâte ve mimmâ razaknâhum yunfikûn. Muttakilerin bir özelliği de nedir? Onlar kendilerine vermiş olduğumuz rızıklardan Allah yolunda infak ederler. Şimdi Müslümanlar kendilerine sorsunlar. Acaba Allah yolunda mallarımızı ne kadar infak ediyoruz? Sahabe-i kiram keremallahu veçe bugün yiyecek buldukları zaman yarın ne yiyeceğiz diye düşünmezlerdi hocam. Aslında takva bu. Ama biz maşallah 300 yıl yaşayacakmış gibi mal biriktiriyoruz. Vermeye geldiği zaman vermiyoruz. Geçenlerde camide hayır topluyoruz, yardım topluyorum. Dedim ki ben toplayayım, hani bir imam arkadaş vardı benim yerime namazı kıldırıyor. Ben toplayayım dedim. Tanıdık bir abi de böyle eline parayı çıkartmış, tomarla parayı. Böyle arkasına bakıyor. Kimse görüyor mu diye bozuk para arıyor. Arkadan dolandım, kafayı çıkarttım. Hayırdır ne arıyorsun dedim. Dedi hocam para arıyorum. Mübarek tümlerden versene dedim. Ulan Allah sana bozuk para mı verdi dedim, bozuk arıyorsun dedim. Tabi adamın canı çıktı. 200'lüyü aldık attırdık ama adam herhalde bir daha cumaya da gelmez diye düşünüyorum yani. Allah affeylesin. Yani Allah'tan isterken tüm istiyor parayı. Ama Allah yoluna vereceği zaman talebeye, fakire, yetime, öksüze, garibe, gurbaya vereceği zaman bozukluklardan arıyor Müslüman. Allah cömerttir, cömertleri sever. Cimriler cennetin kokusunu 500 yıllık mesafeden dahi duyamayacaklar buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse bir Müslüman ilk önce kime infak edecek? Önce çoluk çocuğuna infak edecek. Yakın akrabadan bahsediyor Allah Celle Celaluhu. Çoluğuna çocuğuna harcamak, onların giyeceklerini, yiyeceklerini, içeceklerini harcamak da Müslüman bir kul için nedir? Sadaka hükmündedir. Ama öyle babalar var ki Allah onları da affeylesin, Allah onlara hidayet eylesin. Kumarın başında saatlerini harcıyor, çocuğu 1 lira kalem parası istedi diye çocuğuna tokat vuran babalar var kıymetli hocam. Ne yazık ki. Bunda üzülerek müşahede ediyoruz. Halbuki çocuklarımıza verdiğimiz, hanımımıza verdiğimiz, hanımına hesap soruyor ya giydiği elbiseden, takındığı ayakkabıdan. Gerçi şimdi hanımlarda da var suç. Niye? Hanımların ayakkabısından
O kadar çok ayakkabı var ki erkeğin ayakkabısına rafta yer kalmıyor şimdi. O da var yani. Allah öyle hanımlardan da muhafaza eylesin. İsraf etmeyeceğiz. Rabbimiz ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Kulu veşrabu ve la tüsrifu innehu la yuhibbul müsrifin. Yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz. Buraya kadar okuyoruz da arkasını okumuyor şimdi. Niye? Şüphesiz ki Allah israf edenleri hiç sevmez. Namaz kılsa da mı? Namaz kılsa da sevmez. Kur'an okusa da mı? Kur'an okusa da Allah israf edenleri sevmez. Öyleyse Müslüman elbette ki zengin olacak, güçlü olacak, kuvvetli olacak. Ama zenginliğini, gücünü, kuvvetini İslam'ın, Kur'an'ın hakim olması için harcayacak ki minibüsünü durdurup üniversitedeki kız çocuğunu, geceleyin sokakta yürüyen kız çocuğuna tecavüz edecek kadar caniler, merhametsizler, vicdansızlar yetişmeyecek. İslam'ı harcayacak, Kur'an'ı harcayacak. Talebeler, ilim sahibi insanlar, Allah'tan korkan insanlar, Resulullah'ı seven insanlar yetişsin diye malını harcayacak. İşte ekranlarda görüyoruz hocam. 9 yaşında affedersiniz çocuklara tecavüz edenler. Bizim Müslümanım diyen ülkede ya, %99'u Müslüman olan bir ülkede. Geceleyin arkadaşlarından ayrılmak suretiyle evine giden kız çocuğuna arabasını durdurup minibüsten inip bıçak çekip tecavüz edecek kadar canileşen, merhametsizleşen insanlar meydana geldiyse bu suç kimindir? İslam'ı, Kur'an'ı anlatmayan başta biz alimlerin suçu var. İki, bu filmler, diziler, şunlar, bunlar oğlumuzu, kızımızı, gencimizi zehirlediler. Dolayısıyla Müslümanlar da İslam'ın, Kur'an'ın büyümesi için harcamıyoruz, vermiyoruz. Allah verebilmeyi nasip eylesin. Aynen. İnfak edebilmeyi nasip eylesin. Bakın hocam, Arapçayı bilirsiniz. Kur'an'da infakla münafığın kökü aynı kökten gelir değil mi hocam? Bir infak etmek var, bir de münafık var. Demek ki münafık adam infak etmez. Münafıklar infak etmekten kaçarlar. Münafıklar cimri olurlar. Münafıklar merhametsiz olurlar. Münafıklar acımasız olurlar. Eğer sen bugün dinimi bin İslam'ın yükselmesi için, kuvvetlenmesi için, iman ehli yavrularımızın yetişmesi için malını harcayamıyorsan, infakla münafığın kökünü iyi incelemek gerekir. İnşallah bu infak ve münafık köküne de bir ara gireriz. Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe gerçek iman etmiş olamazsınız. Evet. Değil mi? Gerçek manada iman etmiş olamazsınız. Bir başka ayet-i kerimde Rabbimiz de buyuruyor. Allah sizin mallarınızı ve canlarınızı cennet karşılığı satın aldı. Cennet istiyor musun? İstiyorum ya Rabbi. E malından ver bakalım. Veremem. E peki cennet istiyor musun? İstiyorum. E canından ver. Sabah namazında camiye gel, ilim meclisine gel, Kur'an'a gel, zikre gel, Allah yoluna git. Efendim ilim meclislerini kuvvetlendir. Bak zalimler, hainler, kafirler her taraftan çalışıyorlar. Bu milleti dinsizleştirmek için, Hristiyanlaştırmak için, efendim Hristiyanlaşmış Müslüman modeli üretebilmek için var güçleriyle gayret ediyorlar. Ey Müslüman! Bölmek için de çalışıyorlar hocam. Efendim? Bölmek için vatanımızı, zaten vatanımızı, milletimizi, hocam, birliğini, beraberliğini bölmek için o. Dışarıdaki hainleri biliyoruz da içerideki hainlere ne demek yani lazım hocam? Son zamanlarda biliyorsunuz bir yönetmen bozuntusu diyelim artık. Evet. Devlet orada işkence ediyor, devlet zulmediyor diyor değil mi? Evet. Birisi de çıkıyor ona destek veriyor. Sanatçı kılıklı, sözde hı-hı, sanatçı kılıklı. Hı-hı. Şimdi birincisi tabii o konuya girince kıymetli hocam, ben oraya şöyle bir izahat getireyim isterseniz. Şimdi birincisi bu sanatçı kılıklı adama, ben adam bile demek istemiyorum ona ama adam bile değil ama sanatçı kılıklı, sözde sanatçı olan bu kişiye en büyük desteği biz verdik. Yani Müslümanlar. Bizim reyting, bizim onu izlememizle, bizim onlara reyting kırdırmamızla onlar bu hale geldiler. Bu milletin ekmeğini yediler. Bu vatanın ekmeğini yediler. Bu vatana ihanet edenlerle beraber ihanet içerisinde oluyorlar. Azıttılar şimdi, hocam, azıttılar. Aynen öyle ama bunu diyorum ya, Muhammed Hoca'nın programına bu kadar reyting kırdırılmıyor ne hikmetse. Onlara kırdırılıyor. Şimdi Muhammed Hoca sohbete gidiyor, bir yere 100 kişi geliyor. Ama onlar geldiği zaman 10 bin kişi gidiyor. E bu suç şimdi kimin? Milleti bizim yani, yine bu suç bizim. Şimdi bakın bir yere geleceğim. Şimdi bu devlet orada zulmediyor, zalimdir, efendim kan akıtıyor diyenlere soruyorum, bu yönetici midir nedir? Şimdi soruyorum. Kaç zamandır bizim Mehmetçiğimiz şehit geliyor? Kaç yıldır? Polislerimiz, askerimiz şehit geliyor. Ağzını açmıyorsun. Yavruları yetim kalıyor. Hanımları dul kalıyor. Anneleri yavrusuz kalıyor. Şimdi soruyorum. Bu kanı döken zalimlere o zaman niye zalimlik yapıyorsunuz? Zalimlik yapmayın. Benim Mehmetçiğime, polisime, askerime kurşun sıkan, okulları yakan, kamu kurum ve kuruluşlarını ateşe veren, molotof kokteyli atanlara, ey zalimler, ey alçaklar, ey hainler, Batı'nın, Avrupa'nın piyonluğunu yapmayın.
Avrupa'nın oyununa gelmeyin. Bu ülkeyi bölmeye hakkınız yok. Polisimize, askerimize silah doğrultmaya hakkınız yok. Bu zalimliktir, alçaklıktır diye niye söylemediniz? Neden? Ama orada milletimiz bölünmesin, vatanımız bölünmesin, bayrağımız gönderdin inmesin diye mücadele eden askerimize karşı kurşun sıkanlara askerimiz savunma yaptığı zaman zalim oluyor, öyle mi? Asıl zalim sizsiniz. Asıl hain sizsiniz, asıl bölücü sizsiniz, asıl bu vatanın ekmeğini yiyip de bu vatana hainlik yapan en büyük hainler sizlersiniz. Hocam bunlar piyon, arkada bir kuvvetler, birileri bunları zamanı geldiğinde onları öne sürüyor, konuşturuyor, bir şeyler yapıyor. Yeri geliyor akademisyenler konuşuyor, yeri geliyor böyle sanatçı tarzında insanlar konuşuyor. İnşallah bunlar çözülecek. Acaba hocam. Başka, çözülecek hocam inşallah. Başka ülkede bu kadar vatanına ihanet eden hain çıkıyor mu bilmiyorum hocam. Çözülecek Allah sonumuzu hocam. Hayır eylesin. Çözülecek. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi bozmasın. Biz Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla biriz, beraberiz ve kardeşiz. Biz bu vatanı Çanakkale'de aynen öyle Arabıyla, Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla Müslümanlar olaraktan hep beraber bu vatanı aldık. Bu vatanı dedelerimiz bize emanet bıraktılar. Üç tane çapulcuya da Allah'ın izniyle bu vatanı böldürtmeyiz. İnşallah hocam. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Canını bulmuştur kendi canında. Döndükçe Mevla'yı anarsın bazen. Döndükçe Mevla'yı anarsın bazen. Düşmüşüm dermansız derde, yalan hile nefsim sende. Düşmüşüm dermansız derde, yalan hile nefsim sende. Nasıl bakacağım ben de Can Ahmet'in nur yüzüne? Nasıl bakacağım ben de Can Ahmet'in yüzüne? Hastayım tevhid tabibim, sücinnin peygamberi, Ahmed-i Muhtar Habibi. Nasıl bakarım yüzüne? Hastayım tevhid tabibim, Ahmed-i Muhtar Habibi. Nasıl bakarım yüzüne? Ahmed-i Muhtar
var Habibi, nasıl bakarım yüzüne Hastayım tevhid tabibin, sücinin peygamberi Ahmedi muhtar Habibi, nasıl bakarım yüzüne. Hastayız tevhid tabibi. İnşallah Rabbim
Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bakacak, yüzüne bakacak, ameller yapmayı bize işlemeyi nasip eylesin amin. Diye dua ediyoruz. Muttakilerden olabilmeyi Allah hepimize amin, amin nasip hocam. Eylesin inşallah. Hocam şöyle gelen sorularımıza bakalım isterseniz tabii müsaadenizle. Hocamı ağırlayan Kontiye teşekkür ediyoruz. Devamını bekliyoruz. Hocama Kayseri'den selam eder, duasını bekliyoruz demişler. Allah Kayseri'ye biz de selamlar hayır muratlarını ihsan edilsin kardeşlerimizin. Biz de selamlarımızı iletiyoruz. Selamünaleyküm hocam. Hanımın kocasına karşı görevleri nelerdir demişler. Bu başlı başına bir program ama hocam şöyle kısaca değinmek isterse buyursunlar hocam. Şimdi Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun Kur'an-ı Azimüşşan'da da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şeriflerinde de kadın ve kocanın birbiriyle münasebetleri, ilişkileri, nasıl ilişki içerisinde olmaları zaten izah edilmiş, beyan edilmiş. Önceki sohbetlerimizde biz bunları anlatmıştık zaten. Hı hı. Bir konu olarak işlemiştik ama bu konu çok önemli bir konu. Çünkü günümüzde hakikaten boşanmalar arttı, kadın cinayetleri arttı, kadına karşı şiddet arttı, erkeğe karşı şiddet de arttı. Dolayısıyla yeniden toplumumuzun aile konusunun işlenip ve hatta bu aile konusu, aile mevzusu, aile içi ilişki konusu hem çocukların nezdinde, hı hı, hem baba nezdinde, hem hanım nezdinde, hem koca nezdinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hanımına karşı nasıl davranırdı, hanımlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a nasıl davranırdı, bu konunun çok iyi bir şekilde incelenmesi lazım. Ancak kadının rızkını temin etme görevi kocaya aittir. Hanım da kocasına karşı itaat etmek zorundadır ve mecburiyetindedir. Bunu böyle bileceğiz. Yani kadının kocasına itaat etmesini İslam dini bize ne yapıyor? Emrediyor. Ama dersek ki kadın da erkek de eşittir. Hani şimdi diyorlar ya kadın erkek eşitliği vardır diyorlar ya. Halbuki kadına en büyük değeri veren, kıymeti veren İslam'dır. Ama birileri diyor ki kadın da eşittir, erkek de eşittir. O zaman erkek ne yapıyor? Bir evde iki horoz olur mu? Olmaz. Bir kümeste iki horoz olmaz. Dolayısıyla affedersiniz teşbih hata olmasın. Bu sefer kadın diyor ki ben buranın lideriyim. Erkek diyor ki ben buranın lideriyim. Liderler karışıyor. İki tane lider olmaz ki bir tane olur. Diğerler de ona tabi olur ama liderler de altındakilere ne yapmazlar? Zulüm etmezler. Erkek kadın bana itaat edecek diye zulmetmemelidir, işkence etmemelidir. Kadın da kocasına karşı saygısız, hürmetsiz ve edepsiz davranmamalıdır. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kocası kendisinden razı olmadan geceleyen bir kadından Allah razı olmaz buyuruyor. Allah kocalarımıza karşı itaatli, edepli olmayı, hanımlarımıza karşı da saygılı olabilmeyi bize nasip eylesin. Bu konuyu işleyelim inşallah. İnşallah hocam. İlerleyen haftalarda ele İnşallah. Alalım. Saygıdeğer hocam, hocalarım, programımızı büyük bir huzur ile takip ediyoruz. Allah razı olsun. Gönül dilinize sağlık. Soner Kırman, Niğde'ye biz de selamlar Soner gönderiyoruz. Soner kardeşimize selamlarımızı iletiyoruz. Eyvallah. Hocam Zuhru suresi ayet 5'te siz haddinizi aştınız diye ben sizi Kur'an'la uyarmaktan vazgeçmeyeceğim. Buyur ya Allah. Evet. 30 ve 35 ayette benim Kur'an'ımla yaşamıyorsa ben onlara sahip çıkmam. Şeytan onları arkadaş edinir. Onlar sırat-ı müstakimdeyiz diye bellerler diye diyor. Zannederler yani. Zannederler. Kur'an'la hareket etmiyorlar. Kur'an'la amel etmiyorlarsa biz onlar sırat-ı müstakimdeyiz zannederler. Halbuki sırat-ı müstakim üzere, dost doğru yol üzere değillerdir demek istemiş. Buna göre biz Müslümanlar nasıl yaşamalıyız? Bu zamandaki şartlara göre iyi yayınlar demiş. Hocam bizim ilk önce bir rehberimiz vardır. Kur'an-ı Azimüşşan'dır. Hı hı. Kur'an-ı Azimüşşan'ın bizim anlamamıza vesile olan, bize getiren de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Öyleyse bir Müslüman Kur'an ve sünnet ışığında yaşamalıdır. Ama şimdi bazı hocalar çıktılar, sünnet-i seniyeleri inkar ediyorlar. Bize sadece Kur'an yeter diyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı aradan kaldırmaya çalışıyorlar. Ya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı aradan kaldırdığın zaman haşa sen ileride Kur'an'ı da ortadan kaldıracaksın. Niye? Kur'an'ın da bize ulaşmasına vesile olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olmasaydı biz Kur'an'ı öğrenebilir miydik? Kur'an'ı anlayabilir miydik? Kur'an'ı hıfzedebilir miydik? Dolayısıyla senin Resulullah'ı ortadan kaldırmaya çalışman, sünnet-i seniyeleri ortadan kaldırmaya çalışman, bunun bir ötesi Allah muhafaza buyursun, Kur'an'ı inkara kadar götürür. İşte biraz önce bir hocadan bahsettik ya, ümmetin başına namaz beladır diyecek kadar ümmetin başına bela yapar seni. Onun için Kur'an ve sünnet ışığında yaşamaya gayret edeceğiz. Kur'an'la sünnet birbirinin bir bütündür. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ Bir başka ayet-i kerime يَا اَلَّذِينَ آمَنُوا اَدِيَا اللّٰهَ وَاَدِيَا الرَّسُولُ Allah'a ve Resulüne itaat edin. Kur'an'la sünnet birbirinden ayrı değildir. Bilakis Kur'an ve sünnet birbirlerini
tamamlayıcıdır. Allah ikisinin arasını açmaktan cümlemizi muhafaza eylesin inşallah. Eyvallah. Mehmet Şirin abimiz mesaj göndermişler. Hocam bir ilahi söyler misiniz? Şirin ailesi köydeyim demişler. Köyümüze de arkadan da selamlar gönderiyoruz biz de bu vesileyle. Medine'ye varamadım istemişler. İnşallah bakalım. Ümit Bulcum, Muhammed Hocam sizlere selam söylüyor. Aleyküm selam. Biz de selamlarımızı söylüyoruz muhabbetlerimizle. Annem ilahisi mümkünse bir anne ilahisi istiyorum sizlerden. Hediye etmek istiyorum anneme demişler. İnşallah diyelim. Ümit Hocam'a da bir eser harman etmiş olalım inşallah. Selamünaleyküm hocam. Yeni kızım oldu. 2 aylık. Adı Zeynep Necla. Onun için hocamdan dua ister misiniz? Rabbim demişler. Hepimizin yavrularını salih ve saliha olmalarını nasip eylesin. Vatanına, milletine, devletine, bayrağına, dinine, kitabına bağlı nesiller olmalarını nasip eylesin. Aa. Vatan haini olmaktan, vatan hainlerinin de peşinden gitmekten, onlara da reyting kırdırmaktan bizi muhafaza etsin inşallah. Amin inşallah. Selamünaleyküm hocam. Muhterem hocama saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Müslüman Türk milletinin içinden geçenleri ve duygularını en güzel şekilde bizim adımıza dile getirdiği için teşekkür ediyoruz. Biz onlara teşekkür ediyoruz. Allah gücünü, ilmini ve cesaretini artırsın diye dua ediyoruz. Ve sıradaki ilahi demişler, Çelik ailesine de istiyoruz demişler. Abdullah abimize de selam ve hürmetlerimizi gönderiyoruz bu vesileyle de. Hocam sizden özür dileyerek bir soru sormak istiyorum demişler. Necasetten, taharetle ilgili hocam. İdrar miktarını soruyor arkadaşımız. Ne kadar miktarda namaz olur diye ben size okumuştum hocam bunu. Evet. Bir de hazret kelimesi ne demek olduğunu söyleyeyim. Şimdi hazreti demek sayın demek, saygı değer. Hani biz mesela saygı değer diyoruz, sayın diyoruz ya. Hazreti demek de ona olan bir hürmetten, bir edepten saygı değer, sayın manasını ifade ediyor. Şimdi ikinci sorusuna gelince kardeşimizin, necaset meselesi önemli bir mesele. Ne dedik? Tahareti olmayan abdesti olmaz. Öyleyse bir Müslüman taharete dikkat edecek. Kan, irin, idrar gibi meselelerde el ayası kadar üzerimizde, başımızda, elbisemizde, iç çamaşırımızda bir necaset bulaşır ise o namaz, elbiseyle namazımız olmaz. Dolayısıyla hadesten taharet, necasetten taharet var. İnşallah ileriki konularımızda bunu işlememiz lazım. Bir Müslüman helaya nasıl girmelidir? Hela adabı, tuvalet adabı nasıl olmalıdır? Efendim nasıl taharet almalıdır? Nasıl abdest almalıdır? Bunlar uzun meseleler, dikkat etmemiz lazım gelen en önemli hususlardan bir tanesi. İnşallah. Tabii kabir azabının ilk başta onun idrar. Evet, idrar damlalarındandır diyor kabir azabının çoğu ama ya öyle bir hale geldik ki kıymetli hocam şimdi kabir azabını da inkar edenler var. Yani ne yazık ki. Yani kabir hayatını kabul etmiyor adam. Kabirde diyor hayat yoktur diyor. Sorgu sual yoktur diyor. Tek bir hayat vardır diyor. O da diyor mahşerde diyor Allah Celle Celaluhu kullarını diriltecek. Bir de dünya hayatı vardır. Ayrıyetten kabirde hayat yoktur diye kabir azabını inkar eden ve birçok insan da bunların peşinden gidiyor. Bunları dinliyor. Bu kadar itikadı bozuk efendim hocalar yetiştirdiler. Bilinçli olaraktan ehl-i sünnet vel cemaat itikadını bozup Şia ve Vahabi kafasından esinlenen piyasaya hocalar çıktılar. Kabir azabını inkar ediyor. Efendim şefaati inkar ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ortadan kaldırmaya çalışıyor. Allah bunların şerrinden bizi emin eylesin inşallah. Amin inşallah. Dürri Arpacı kardeşimiz hayırlı akşamlar, hayırlı nurlu geceler demişler. Feyizli yayınlar dilerim demişler. Allah razı olsun. Sakarya'dan selamlar gönderiyor. Biz de Sakarya'ya selam gönderiyoruz. Yonca Turna kardeşimiz Samsun'dan selam gönderiyorlar. Sizlerden çok şeyler öğreniyoruz. Hayırlı yayınlar demişler. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Gülnaz Çetin kardeşimiz Yozgat'tan selamlar. Yine çok güzel program. Hocam, Muhammed Hocam ve sizden Rabbim razı olsun. Amin inşallah. Hocam. Hepimizden razı olsun Rabbim. Amin amin inşallah hocam. Evet hocam, Cahit Hocam İpeksiz sesinizi dinliyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Muhammed Hocama da sevgiler. Tevfik Aydoğan Konya Kulu ilçe müftülüğünden. Konya Kulu ilçe müftülüğüne de selamlarımızı, muhabbetlerimizi iletiyoruz kardeşlerimize. Hocam ağzınıza sağlık. Kur'an'ın manasını öğrenmek dediniz. Tavsiye edeceğiniz, bizim anlayabileceğimiz bir Kur'an meali var mıdır? Veyahut da tavsiye edeceğiniz veya elinizdeki meallerden anlayabileceğimiz ne vardır? Selam ve dua. Şimdi tabii Kur'an mealleri çok çeşitli mealler var. Ancak işte halkın anlayabileceği dilde yazılan mealler bulmak lazım. Birincisi Diyanet'in başkanlığımızın yazmış olduğu bir... Hem başkanlığın meali var hem de vakfımızın evet, meali var. Evet, vakfın da meali var. İki tane meali var. O mealden faydalanabilirler. İkincisi de Kur'an-ı Mecid, Mahmud Usta Osmanoğlu Efendi Hazretleri'ne ait. Kur'an-ı Mecid adında meal, çok harika bir küçük de tefsirini yapmışlar ayetlerin. O meal de alabilirler. Dolayısıyla sağlam mealleri almaları lazım. Kur'an-ı Mecid meali ve Diyanet Başkanlığımızın mealini biz bu kardeşlerimize tavsiye ediyoruz. İnşallah hocam. Hem anlaşılması da kolay ikisinin de. Evet.
Selamünaleyküm hocam. Ben Murat Gökçel. Bir ana evlatlar arasındaki ayrımcılık yapması ve evladına iftira atmasında ne yapmalıyız? O anaya itaat etmezsek günahı var mıdır? Annelere neler söylersiniz demişler. Evet. En önemli hususlardan bir tanesi de bu. Şimdi anneler ve babalar, evlatlar anne babaya itaat edecektir, itaat etmek zorundadır diyerekten evlatlarına zulmedebiliyorlar, evlatlar arasında ayrımcılık yapabiliyorlar. Nasıl ki bir evladın, annenin ve babanın evladı üzerinde hakları varsa, evladın da anne ve babası üzerinde hakları vardır. Yani sen anne ve baba olaraktan benim evladımın üzerinde hakkım var. Dolayısıyla ben ona her türlü zulme edebilirim, her türlü hareketi yapabilirim. Ama bütün bu yaptıklarıma rağmen evladım bana itaat etmek zorundadır anlayışına sahip olmak cahiliye anlayışıdır. Dolayısıyla bir anne ve baba evlatları arasında ayrımcılık yapıyorsa, evlatlarına aynı muameleyi yapmıyorsa, adaletle hükmetmiyorsa, mahşer gününde Allah o anne babaya niçin evladının arasında ayrımcılık yaptın, birine iyi davranırken birine fazla verirken niye öbürüne eksik verdin diye, eksik muamelede bulundun diye Allah anne ve babalardan da hesap soracak. Hı-hı. Elbette ki anne ve babalarımız yanımızda yaşlandığı zaman onlara öf bile dememeliyiz. Ama öyle anneler var, öyle babalar var ki adeta geliniyle damadın oğlunun arasını açmak için veya kızıyla damadın arasını açmak için her türlü mücadeleyi, affedersin, her türlü filmi çeviriyor. Şimdi bu anneye de bu hususta itaat edilmez. Yani ayrımcılık yapıyorsa, zulmediyorsa onun zulmüne itaat edilmez. Ama diğer şeylerde yine itaat edeceğiz. Hocam zulmediyor, yine itaat ediyorum. Bu daha iyi. Bu azimet, bu takva. Yani anne baba zulmediyor ama evlat yine itaat ediyor. Hem dünyada mükafatını alır, hem de ahirette bu evlat mükafatını alır. Ama anne baba evlatlar arasında ayrımcılık yapıyorsa veya evladına zulmediyorsa o anneden de ahirette Allah çok büyük ve çetin bir şekilde hesap sorar. Onun için burada anne babalarda sesleniyorum. Evladımız bize itaat etmek zorundadır diye gelinlerinize, damatlarınıza, oğullarınıza zulmetmeyin. Kendinizi sevdirmeye çalışın. Kendinizi onlara, efendime söyleyeyim, yanlarında bir değeriniz olsun, bir kıymetiniz olsun. Dualarınızla onlara destek olun. Hı hı. Efendim nasihatlerinizle onlara destek olun. Onların arasını bozmaya çalışmak, evlatlar arasında ayrımcılık yapmak anne babalara hiçbir şey kazandırmaz. Allah hepimize düzgün hareket etmeyi nasip eylesin. Evet hocam, ben Konya Karatay'dan Mehmet Gün doğmuş. Selçuklu tıpta yatan hastamız Adem Dönmez için sizden dua istirham ediyorum. İyi yayınlar demişler. Tüm hastalarımız için de dua Rabbim ederim hocam. Bütün hastalarımıza Şafi ismiyle şifa ihsan eylesin inşallah. Amin inşallah. Biz de kocaman amin diyoruz. Nevşehir'den selamlar Mustafa Baş demişler. Mustafa Baş kardeşimiz de Nevşehir'e selamlar gönderiyoruz. Sizden Allah razı olsun. İslam'ı anlamak ve İslam kurallarına göre yaşamak istemeyenlere Allah ıslah eylesin demişler hocam. Amin. Biz de amin diyoruz. Allah anlamayan kardeşlerimize hidayet nasip eylesin. Amin. Onların da doğru yolu bulmasını nasip eylesin diye dua edelim inşallah. Evet. Selamünaleyküm, ben Niğde'den Muhammed Esat Şafak. Sayın hocaların programınızı her pazar severek takip ediyorum. Benim sorum bankadan aldığımız promosyonlarla ilgili. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi bankadan alınan promosyonlarla ilgili biliyorsunuz bankalar, yani günümüzdeki bankalar, o tabii o şey finans bankalardan bahsetmiyorum. Diğer bankalar faizle çalışan bankalar, faiz sistemiyle çalışan bankalar ve o bankalar, o promosyonlar bizim hak ettiğimiz paralar değil. Yani çalıştığın ve çalıştığının karşılığında almış olduğun bir para değil. O bankalar senin paranı işletmek suretiyle, bir başkasının parasını işletmek suretiyle faizden arta kalan parayı sana ne yapıyorlar? Promosyon olaraktan veriyorlar. Dolayısıyla buna bazıları caiz diyorlar ama bunda çok büyük bir şüphe olduğundan dolayı kıymetli hocam, bu bankalardan alınan promosyon parasını kullanmamak lazım. Niye? Çünkü şüphe var. Yani tam haram ve tam helal noktasında şüpheler var. Peki bu parayı ne yapacağız? Bir hayır kurumuna, bir talebeye veya efendimiz bir fakire, bir yetime, bir öksüze bunu verebiliriz. Ha, faiz, direkt faiz parası olsaydı fakire, yetime de veremezdik. Talebeye de veremezdik. Yani haramla hayır yapılmaz. Ama bunda bir şüphe olduğu için, hani helal diyenler de var, direktmen haram diyenler de var alimlerden. Dolayısıyla şüphe olduğu için bu şüpheden kurtulalım noktasında fakire, yetime, öksüze bunu vermemiz lazım. İnşallah. İzmir'den hocama selamlar demişler. Mustafa yeni gelen kardeşimiz. Bize selamlarımızı iletiyoruz buradan İzmir'deki kardeşlerimize. Ben sesli bir ortamda çalışıyorum. Öğle, ikindi ve akşam namazlarını bu sesli ortamda olabildiğince huşu içinde konsantre olarak kılmaya çalışıyorum. Ama gün geliyor, çok zorlanıyorum. Böyle bir durumda ne yapmalıyım demişler.
İnşallah kardeşimiz. Bu kardeşimiz başka bir imkanı yoksa, sessiz bir ortamda kılma imkanı yoksa, o ortamda kılıyorsa, o zaruretten dolayı Cenab-ı Hak Celle Celaluhu belki de sessiz ortamda kılandan bu kardeşimize daha büyük sevap verir inşallah. Evet, Hasan Erdiren kardeşimiz, Cahit Bey sizden uyanayı gözlerim gafletten uyanın ilahisini istiyorum, istirham ediyorum. Allah razı olsun. Kendisini bu ekranı daha sık görmek istiyoruz. Selamünaleyküm demişler. Allah razı olsun. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. İnşallah her pazar bekliyoruz ekranlarımıza. Evet, her pazar öldükten sonra Osman kardeşimiz, Osman Uyguş kardeşimiz öldükten sonra organlarımızın bağışlanması caiz midir demiş. Hemen kısa kısa cevaplayalım hocam. Vaktimiz de dolmak üzere. Organlarımızın bağışlanması noktasında tabii burada biz Diyanet İşleri Başkanlığımızın fetvasını baza alalım. Organ bağışı caizdir. Yapabilir kardeşlerimiz. Geçenlerde bir tanesi bana dedi ki hocam dedi organ bağışı caiz değildir dedi. Ben de ona şu soruyu sordum. Çocuğunun böbrek yetmezliği olsa çocuğuna organ bağışı için böbrek arar mıydın aramaz mıydın? Arardım dedi. O zaman kendi başına gelmeden kuru sıkı konuşmamak lazım. Evet, bir kardeşimiz biraz uzunca bir soru sormuş hocam. Şu anda lise son sınıfta öğrenciyim demiş. Elhamdülillah 5 vakit namazımı da kılıyorum ve mümkün oldukça haramlardan da uzak kalmaya çalışıyorum. Bir cemaate bağlanmayı da düşünüyorum demiş. Tabii bu arada medrese hakkında da biraz bilgi verir misiniz demişler. Medrese usulü okumak da istiyorum demişler. Ne dersiniz? Bu kardeşlerimiz hocam? Bizim yani şimdi bu televizyon ekranında medreseyle ilgili falan bilgi vermek uygun olmayabilir. Uzun bizim Nideli Muhammed Hoca Facebook adresimizden bize ulaşsın. Bu kardeşimize yardımcı olalım inşallah hocam. Mesaj yoluyla kıymetli böylelikle hocam. De toplayalım hocam son sözlerimizi de alalım. Kıymetli hocam Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bizleri muttakilerden olabilmeyi bizlere nasip eylesin. Muttakilerin vasıflarıyla vasıflanmayı cümlemize ihsan eylesin. Mümin olmak lazım, Müslüman olmak lazım ama en önemlisi müminliğimizi, Müslümanlığımızı muttakilik tacıyla da taçlandırmamız lazım. Allah Celle Celaluhu muttakilerden olmayı cümlemize nasip eylesin. Firdevs-i Âlâ'ya giren kullarından olabilmeyi cümlemize ihsan eylesin, ikram eylesin. Amin. Ve bizi buradan seyreden bütün kardeşlerimize, arkadaşlarımıza selamlarımızı, muhabbetlerimizi iletiyoruz. Rabbim namazını dosdoğru kılanlardan, Allah yolunda malını infak edenlerden, ehl-i sünnet vel cemaat itikadı üzere olanlardan olabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Vatanımızın, milletimizin birliğini, beraberliğini bozmasın. Şehitlerimize de Rabbim rahmet eylesin. Bize böyle acılar yaşatmasın. Bu hainleri de, zalimleri de Allah kahru perişan eylesin inşallah. Amin diyoruz kocamanca hocam. Allah İsa'yı kardeşimiz canını izliyorum şu anda. Bizleri hocalarım aydınlatıyorlar demişler. Teşekkür ediyoruz. Osman Özer kardeşim kuludan mesaj göndermişler. Tevfik Aydoğan'a hediye ediyorum sıradaki eser demişler. İnşallah. Lütfü Özal kardeşimiz Muhammed Hoca'dan Almanya'da yaşayan kardeşlerimize Ebru Elmas Keser kardeşimiz rahatsız. Dua istiyorlar. Rabbim Şafi ismiyle bütün hastalarımıza şifa i̇nşallah. Versin inşallah. Rabbim inşallah şifa buyursun diye dua ediyoruz. Allah razı İsa, olsun. Ankara'dan izliyorlarmış İsa'yı. Maşallah. Ankara'ya da selamlar. İstanbul'a selamlar. Yurdumuzun dört bir köşesine selamlar gönderiyoruz. Konya'mızdan Mevlana Hazretlerimizin hemen yanı başından dualar gönderiyoruz. Biz de siz güzel dostlardan dualar istirham ediyoruz inşallah. Şimdi reklamlarımız var. Reklamlardan sonra Merhamet Buyur isimli klibimizde programımızı da noktalandırıyoruz. Hepinizi Rabbimize emanet ederken yüzünüzden tebessüm, kalbinizden de Mevlamızın aşkı eksik olmasın. Allah'a emanet kalın, muhabbetle kalın, aşk ile kalın. Hoşça kalın efendim. Aşkıyla döner dost meydanında ateş gülü olup yanarsın azen. Canını bulmuştur kendi canında. Döndükçe Mevla'yı anarsın azen.